Zonguldak'ta Selanik kahvecisinde eski Galatasaray futbolcusu Ergün Pembe abimizi gördük ve kendisiyle röportaj yapmak istiyoruz. Bazı sorular sormak istiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Sizi burada görmek gerçekten güzel Ergün abi. Kendi memleketim normal. Zonguldaklı mısınız? Zonguldak, Kilimli. Neresinden? Kilimli. Anne Kilimli. Baba burada zaten. Sık sık geliyorum buraya. Ne zamandan beri buradasınız? Şu an yaklaşık. Ben çocukluğum burada geçti zaten. Kilimli'de doğdum. Evet. Sonra Ankara'ya Gençlerbirliği'ne transfer oldum. Ondan da İstanbul'a, Galatasaray'a. Futbolu bıraktıktan sonra da devamlı geliyorum. Anne baba burada olduğu için genellikle yazları burada geçiriyorum. Kışları da ara sıra gelmeye çalışıyorum. Zonguldak'ı seviyorsunuz. Futbolu bıraktınız. Şu an ne işle meşgulsunuz? Sakıncası yoksa. Futbolu bıraktıktan sonra insan kendi mesleğini yapmak istiyor. Genellikle bırakan oyuncular teknik direktörlük, antrenörlük yapıyorlar veya sporun içinde yorumculuk yapıyorlar. Ben bir dönem yorumculuk yaptım bıraktıktan sonra. Sonra çeşitli takımlarda çalıştım. Bunlardan bir tanesi ilk Hacettepe'de çalıştım. Sonra Mersin İdman Yurdu, Erciyes, Kartal, İnegöl, Giresunspor gibi takımlarda hocalık yaptım, teknik direktörlük yaptım. Şu anda bir şey yapmıyorum. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir projesi vardı. İllere gidiyorduk. O projede görev aldım bu sene. 2018'i bitirdik. 2019'da bir daha başlayacağız hayırlısıyla ama günü belli değil. Şu anda o proje üzerinde çalışıyorum. Çok güzel. Teknik direktör olmak ister miydiniz? Olmak isterdim. Zaten oldum da ama tabii biliyorsunuz ülkemizde 10 bin tane hoca var. Takım sayısı belli. Herkes zamanı gelince çalışıyor teklif gelirse. Ben de teklif geldiği zaman o teklifleri değerlendiriyorum. Eğer kafama yatan bir teklif olursa çalışıyorum zaten. Şu an herhangi bir teklif var mı? Bir buçuk sene önce İnegöl'deydim. Evet. Şu anda bir buçuk senedir yapmıyorum ben teklif direktör. Ama teklifler gelirse eğer kafamıza da yatarsa yapıyoruz zaten. Çok teşekkürler. Son olarak efendim futbolcu olmak isteyen gençlerimiz var. Onlara tavsiyeniz nelerdir? Neler olur? Bence yetenekliyseler kesinlikle futbolcu olsunlar. Ben hep gençlere, çalıştığım kulüplerdeki özellikle genç ve yetenekli oyunculara hep şunu söylüyorum. Eğer yeteneğin varsa üstüne gidin, çok çalışın. Çünkü düşünün, ben dünyaya bir daha gelsem yine futbolcu olmak isterdim yeteneğim olsa. Çünkü insanlar spor yapıyor, para verirken siz hem spor yapıyorsunuz hem de iyi paralar kazanıyorsunuz. Hele ki büyük takımlarda oynadığınız zaman ya size açılmayacak kapı kalmıyor. Her gittiğiniz yerde kendinizi özel hissettiriyorlar. Onun için ben yetenekli gençlere şunu söyleyeceğim. Yetenek sizi bir yere kadar getirir ama yetenekle çalışmazsanız bir yerde tıkanırsınız. Onun için çok çalışmanız gerekiyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben gençliğimde benim arkadaşlarım yüzerken ben güneşin altında koşuyordum. Niye? Çünkü ben futbolcu olmak istiyorum. Bir hedef belirlemiştim kendime. Onun için de genç arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Önce yeteneğinizi keşfedin ve o yeteneğinizin üstüne gidin. Çok çalışmanız gerekiyor. Tabii ki engeller çıkacak. Bu engeller hiçbir zaman onları yıldırmasınlar. İlla ki bir şans yakalayacaklar. Önemli olan o şansa hazırlıklı olabilmek. Eğer hazırsanız zaten başarıyorsunuz. Dediğim gibi ben bir daha dünyaya gelsem yine futbolcu olmak isterdim. Şimdi bakıyorsunuz anne babalar çocuklarını ellerinden tutup kendileri getiriyorlar. Bizim dönemimizde çocukluğumuzda biz topu oynamaya kaçtığımız zaman üstümüz çamurlandığı zaman annemiz oğlum bizi döverlerdi. Öyle de bir şansımız aslında. İnşallah bakıyorsunuz 80 milyon ülkede oyuncu yetişmiyor. İnşallah bundan sonraki dönemlerde iyi oyuncular yetiştirir. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için efendim teşekkürler. Bir selam gönderebilir misiniz efendim? Zonguldak halkına ve Galatasaraylılara ve diğer futbolculara. Zonguldak Kilimlili olarak öncelikle memleketteki herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ben Zonguldak'ı çok seviyorum. Çünkü doğup büyüdüğüm yer. Tabii ki tuttuğum takım da Galatasaray. Galatasaray'ın da bu senelikle tekrar başarılı olup şampiyon olmasını diliyorum. Tabii ki bu sene birçok engeller var. Takımın üzerinde oynanan oyunlar var. Ekonomisi biraz sıkıntılı, transferde problemler var. Ama yarışın içinde olan bir Galatasaray var. Bu yarış olduğu sürece Galatasaray'ın bu ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. İnşallah yeni sezon sonu bir hafta Galatasaray olsun. İnşallah. Teşekkürler efendim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, Selanik kahvecisi. Neyiz?